Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar Binance Suyes'in yeni bankacılık ortağı bulmada zorlanıyor olmasından Binance'ın mevcut süre gelen haldeki sıkıntılarından ve bir takım durumlardan ve olacaklardan bahsedeceğiz. Binance'ın akıbetine yönelik. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde aslında benzer durumlar gerçekleşti arkadaşlar ki e, bunların arasında büyük olaylardan bir tanesi Binance'ın İngiltere üzerindeki bir ortağını kaybetmesinden oldu ve Euro pariteleri üzerinden Binance artık işlem yapamayacak. Şimdi Birleşik Krallık tarafı arkadaşlar oldukça geniş bir pazardır ve Binance üzerinde çok e, sıkı bir toplam hacim ifade eder. Hatta ortalama... %2 civarlarında ifade eder. Az diyebilirsiniz fakat şunu düşünün yani bilans anlık kalıcı olarak %2 civarındaki hacminin tamamını kaybediyor. Anında bak. Yani sizce bu az bir şey mi? Tamam. Kaldı ki bunun katlanarak büyüme oranları da olabilirdi. O katlanarak büyüme oranları mantıken diğer borsalara kayacağı için aynı zamanda bilans rakiplerine göre büyük bir elemine ihtimali taşıyacağı anlamına geliyor. Şuradan genel olarak bir baktığımız zaman değil mi? Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda orta Birleşik Krallık tarafındaki regülatör baskısının çok yüksek olması, regülasyonların çok ileri noktada olması ve yaşadıkları zorluklar sebebiyle bu partnerliği bitirdi ve kendilerine 3 hafta gibi bir zaman tanımıştı arkadaşlar. Şu an o 3 haftanın kaldı bir haftası ve Binance tarafı hala İngiltere tarafında yeni bir ortak bulamadı. Kaldı ki bir hafta sonra tamamen işlemler duracak ve ee bu sonuç karşısında da ne yazık ki arkadaşlar İngiltere tarafında Binance ee kaybetmek üzere duruyor. Henüz halen daha bir ee yeni ortak bulamadı. Ki ne yapacaklar bilmiyorum büyük konuşmak istemiyorum fakat ben bulurlar diye düşünüyordum aslında. Halen daha bulunamadı. Tabi o tarihten sonra da bulunabilir ancak o tarihten sonra Birleşik Krallık tarafında geçirecekleri e, her vakit en neticede çok sıkı halde kalıcı anlamda bir yatırımcı kaybedecekleri anlamda. Ya şöyle düşünün mesela şu anda siz binansta işlem yapamıyorsunuz. E ne zaman geleceği de belli değil. Anında farklı bir borsaya geçersiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, sıkıntılı durumlar devam ediyor. Kaldı ki CFTC mahkemesini kaybederse... ...ABD tarafında da çok büyük bir hacim kaybına zaten uğrayacak. O yüzden binası için şu an e, iyi bir dönemden geçmiyoruz. Çok kötü bir dönemden geçiyor biraz VSJ, Binance US yeni bankacılık ortağı bulmakta zorlanıyor. Önemi ne diyor ya... Bu olaylar arkadaşlar tabi fut haberle karışıyor. Böyle bir e, harmanlanıyor. Sıkıntılı durumlara sebebiyet veriyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki Binance tarafında fon tutmakta sıkıntı yok. Olmayacaktır da. Ancak bilmek gerekiyor ki bu boğa sezonunda Binance'ın işi zor. Yeni bir Binance piyasaya geliyor gibi gözüküyor. Wall Street Journal'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Binance'ın ABD'deki şubesi Binance Suez. Signature Bank'ın iflasının ardından müşterilerin nakit paraları için bir banka bulmakta zorlandığını söyledi. Bu arada Wall Street Journal'ın pek kripto dostu olduğu söylenemez. Biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde Binance'ın tıpkı FTX gibi çökeceğine dair açıklamalar yapmıştı. Hemen beraberinde Tether tarafını epey bir zorlamıştı arkadaşlar. Tether'e tutup dediler ki bunların... E, gölge banka hesapları var vesaire vesaire. Yani e, Wall Street Journal'ın tabii söylediğine göre değişir ama e, genel yelpazeye baktığımız zaman öyle çok kripto dostu olmadığı ve e, konularla alakalı objektif bir işleyişinin bulunmadığını söylemek lazım. üyesinin web sitesine göre kullanıcıların dolar mevduatlarını daha önce Signature Bank ya da Silvergate Capital'a gönderiyor. Her ikisi de kripto şirketlerine dost olarak görülen Signature ve Silvergate'in iflasları birçok kripto firmasının yeni bankacılık ortakları bulmak için yarışmasına neden oldu. Evet e, ve bir çoğunluk maalesef bu konuda arkadaşlar sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Burada da piyasa içerisindeki regülatör etkinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Ne yazık ki ortakçılar bulunamıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de regülatör etki. Adamlar diyor ki ya... Hani kriptolar üzerinde çok büyük bir baskı var. Kaldı ki biz de burada aracı olduğumuz zaman yine biz de zorlanıyoruz. O yüzden işin içerisine girme konusunda e, tereddüt ediyorlar. Şu an bir borsalar konusunda yalnızca Binance değil. Pek çok borsa için bir e, kriz ortamı var arkadaşlar. Her bir tanesi zorlanıyor. Hatta dün biliyorsunuz konuyla alakalı konuştuk. Gerçekten şu anda bir borsa krizi vuku bulmuş durumda. VSJ kaynaklarına göre Binance üyesinin ortak bul, e, bulmada zorlanması fon gönderimini yavaşlatabilir. Geçici bir çözüm olarak Binance, üyesi, fonları kendi adına saklamak için en az bir aracı firma kullanıyor. Kaynaklar, para, e, aracı bankalarda tutulduğu için fon gönderme ve taşıma sürecini yavaşlatabileceğini söyledi. Kaynaklar, Binance üyesinin son e, aylarda bazı kripto ve Finansal teknoloji firmalarına hizmet veren New Jersey merkezli kredi kuruluşu Cross River Bank ve Pennsylvania merkezli bölgesel bir banka olan Customers Bank Corp dahil olmak üzere birçok bankayla doğrudan bankacılık ilişkileri kurmaya çalıştığını söyledi. Bak şunu söyleyeyim. Evet genel olarak bir borsa krizi var ve maalesef bunlar sıkıntılar yaşatacaktır. Dün de konuştuk ABD tarafından çokça çıkan borsalar bulunmaktadır arkadaşlar. Bakın bir, ABD kökenli aynı zamanda regülatör etkisinin çok yoğun ve sert olduğu ülkelerin borsalarında muhakkak oynamamak gerekecektir. Çünkü bunların sağ solu belli olmaz. İkinci bir diğer durum, görece ilk sırada olduğu için her ne kadar hedef tahtasında gibi görünse bile Binance üzerinde fon tutmak diğer borsalara görece daha iyi olacaktır. Bakın burada size ben kesinlikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar iştenlikle. Bizim Türk borsalarında kalmak şu an örneğin oldukça mantıklı olacaktır. Bakınız Paribu olsun, BTC Türk olsun tamam mı? Bunlar arkadaşlar şu anda e, trend olan bu borsaların iflas süreçleri muhabbetinde trend olan ana husus. Yani Regülatör baskı düzenleyici etki dediğimiz bu hususta arkadaşlar gerçekten yatırımcının rahat kalabileceği borsalar olduğunu düşünüyorum ben çünkü şu an Türkiye içerisinde öyle sert bir baskı borsalar üzerinde sert bir durum vesaire yok tamam o yüzden bunlarda kalmak bence yatırımcıyı koruyacaktır arkadaşlar ben şu an görece hem Türkler olarak kendi borsalarımıza Destekten ziyade gerçekten böyle. Yani daha önce bu tarz bir açıklama yapmamışımdır. Çünkü yani Türk de olsa objektif olmaya çalışıyorum. Sonuçta bir Türk borsası olur. Adam dolandırıcı olur yani. Anlatabiliyor muyum? Olmayacak bir şey değil. Görmediğimiz bir şey değil yani. Fakat pari bu BTC Türk. Bunlar şu anda görece e, iyidir diyebilirim. Aynı zamanda Türk borsalarında bir durum var. Bakınız Türk borsaları e, tera çöküşünü yatırımcıya haber vermiştir arkadaşlar. Tamam bir Binance üyesi sözcüsü konuyla ilgili çok sayıda ABD merkezli bankacılık ve ödeme sağlayıcısıyla çalışıyoruz ve daha istikrarlı bir itibari para platformu oluşturmak ve ek hizmetler sunmak için dahili sistemlerimizi iyileştirirken yeni ortakları bünyemize katmaya devam ediyoruz dedi. Kaynaklar, bazı bankaların Binance US ile iş yapma konusunda isteksiz olmaların nedenleri arasında düzenleyici riske ilişkin endişelerin yer aldığını söyledi. Evet zaten videonun başından beri konuştuğumuz ana unsur olacaktır ki arkadaşlar bakın e, Binance üyesinin şu an tabii başı dertti. Binance'ın karşısına gelen bu CFTC mahkemesi hususundan dolayı en son Binance üyesinin biliyorsunuz e, Voyager'ı satın alması da hakim kararıyla birlikte engellendi. Voyager'ı da satın alamıyorlar. O yüzden dolaylı yoldan Binance US de şu anda tabiri caizse radarın eşiğinde. Tamam devam edelim. Silvergate ve Signature çöküşlerinin ardından bazı bankalar kripto para müşterilerini kabul etmiş olsa da banka yetkilileri hangi müşterileri kabul edecekleri konusunda seçici davrandıklarını söylüyor. Evet bankacılık iflası da burada bir rol oynamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.